Neredesiniz be oğlum ya? Öldük ulan acımızdan. Of Turgut abicim, şimdi tek yiyen tek ölür dediler. Biz de ne yapalım dedik. Esnafı sabah kahvaltılarına çağıralım. Fakat siz bizi yanlış anlamışsınız abicim. Mekanı iftar çadırına çevirmişsiniz. Affedersin de bu ne lan? Çırakları da getiriyorsunuz. Sığmıyoruz. Bak sığmamışsınız, bir de yer sofrası yapmışsınız çocuklara. Ayrıca bizim dükkana bizden önce nasıl giriliyor? Çilingirim oğlum ben. İroni de yok adamda. Bak Ali, söylemeyeyim dedim ama o üzerindeki sarı kazak var ya, yemin ediyorum çok yakışmış. Yani dişlerini ön plana çıkartmış. Sen benim dişime mi gülüyorsun lan? Ağza bak, bostan çiti gibi. Kahvaltı bahane abi, bunlar eğlenmeye geliyor. Vallahi bak. Size şarkı açayım lan, internet wine'ınızın şifresini söyleyin. İnternet yok, bağlatmadık. Onu biliyor oğlum, yan komşunun wine'ınızın şifresini diyorum ben. Hala bulamadık, tüm kombinasyonları denedik. Ne? Bulamadınız mı? Ulan sizin yarınız yaşınızdaki adam Kur'an'ın şifresini çözdü. Kanal kanal geziyor. Siz yan komşunun internet wine'ınızın şifresini bulamadınız mı? Ya Allah. Abi bak, otel kahvaltısı gibi her sabah kahvaltı veriyoruz biz bunlara. Yine de yaranamıyoruz. Bir de azar işitiyoruz. Sezai. O zaman ben senin çırağı dövüyorum. Şimdi bizde büyüklere kalkmaz biliyorsun. E şimdi benim de bu kuncumu bir yerden çıkartmam lazım ya. Gel lan buraya! Gel lan buraya! Bu Ali'nin boşanma davası bu ara değil mi? Haftaya ara. He, asabiyeti ondan demek. Yine. Bunların hiçbir şey yapabileceği yok Turgut abi. Bunlar hiçbir şeyi beceremez. Turgut abi. Google'a Türk yaz. Bunu mu demek istiyorsun kardeş deyip işe yaramaz kelimesini çıkarıyor. Evet, tıkla resimlerde aradı. Aha bunun ikisinin resmi çıkıyor yemin ederim. İnternet olsa gösterirdim vallahi. Siz ayağı hoşuna mı gidiyor abi, yoksa her sabah sizin çırakları dövelim diye mi böyle yapıyorsunuz? Artık yeter ya. Hadi oğlum. Koş bakalım. Koş lan. Oğlum, ananız size gebeyken 6 ayda teslim taahhüdü mü vardı lan? Aceleye mi geldiniz siz? Sizin probleminiz ne? Usta. Kafam planör gibi uçacak da boynum tutuyor resmen. Bu elektrik çok acayip bir şeymiş ya. Ulan oğlum, madem dayak eksikliği hissediyorsunuz bize gelin ya. Niye birbirinizi dövüyorsunuz? Hadi bunlar kavga ediyor. Biz niye ayırıyoruz Turgut? Meslek lisesi elektrik mezunu adamım ben. 3 senede insan vücudunun elektriği ilettiğini kimse öğretmedi mi bana ya? İnce iş usta. Kız meselesi. Konuşma lan. Çırağın aklına ince iş deyince inşaatta fayans döşemek gelir. Senin aklına ne döşemek geliyor? Sıpa! Cinnah! Bunlardan olmayacak Turgut. Analarını babalarını çağıralım, bunları gelsinler alsınlar okula götürsünler. Hayat bir okul. Yarimse en sevdiğim kitap. Belki seni ezberleyemem ama en azından beğendiğim yerlerin altını çizerim be güzelim. Ulan ben seni var ya, 7 ceddini dinledim. Tipini miyim menetini? Vallahi bana bakıyor, seni ben zannettim. Aha sıçtık. Buna yükledikleri program nasıl bir şey? Tane düşüncenin ürü müdür ya? Bu ne menem bir şey ya? Selamünaleyküm. Hayırdır, kim kavga etti yine? Aleykümselam. Aha bunun ikisi. Tom ve Tom'u kovalayan it var ya, o. Jerry demeye dilim varmadı, görüyorsun değil mi Turgut? O masum hayvan nerede, bizim bu iki serseri nerede? Oğlum hani bu kara kurular bal arısı gibiydi lan? Hani bir şey yapmayınca sokmuyorlardı? Birincisi kara kuru değil, kara kuru abicim. Siz de biraz düzgün durun ya. Kaç yaşında adamlarsınız ya? 200 lira en az fatura geliyor, elektrik faturası aylık. Sonra da çaya niye zam yaptınız? Hadi kavga edenleri çarpıyor. Ayranları niye çarpıyor arkadaş Ali he? Ayranları niye çarpıyor bu ya? Köşeye kadar kovaladı beni ya. Sıkıştırdı. Gururumla oynadı. İstiklal Marşı'nı tersten okuttu bana ya. Hadi kavga edenleri çarpıyor. Ayranları niye çarpıyor Ali? Ta köşeye kadar kovaladı beni ya. Sıkıştırdı köşede. İstiklal Marşı'nı tersten okuttu bana. Gururumla oynadı. Hadi kavga edenleri. Lopa girdin Sezai. Lopa mı girdim? Lop ne lan? Tekrara düştüm. Oğlum böyle şeyleri bize söylesenize ya. Paylaşın biz de işte bunları. Böyle geri beslemelerde bulunun ki düzeltelim. İnsanoğlu çiğdir, Sezai çaya karbonat katar. Ama bu robotlar namuslu işte. Bunlar hepimizin, mahallemizin malı. Turgut abi bunları hoş görmek lazım. Hor değil. Önlem ne boylam. Siz büyüdünüz de kahvede olay çıkarır hale mi geldiniz lan? He? Mesai saatleri işinde sizin ne işiniz var burada bakayım, anlat. Hakikaten lan. Biz çırakları azarlayacağız diye olayın odağını kaçırdı. Sarhoş bağırması. Nara.
Kimse işini bilmiyor, yapmıyor anlamında hancı ve yolcunun durumu. Sarhoşluk. Hepsini biliyorum lan durumu. Sarhoş kimsenin yaptığı iş. Kaç harf o Sezai? Beş harfli, baş harfi iyi çıkmış. İtlik, uyuyor mu? İt, uydu vallahi lan. Bu durumda alkol alan kimse de pezeven çıktı. Ne oluyor lan Turgut? Bu bulmaca bize bir şey mi anlatmaya çalışıyor? Başlarının adı ne ya? Ne? Pezai ve Targıt. Geldi sussam burada. Ne haber koçlar? Lan bu Metin'le Ali'nin anası güzel mi? Pek tipim değil ama Hamiyet yenge hoş bir kadın. Oha ne diyorum ben? Bak tehlikeli sularda geziyorsun ha Elmi. Yok ya ondan değil. İki tane Hamiyet biliyorum ben. Birisi güzeldi de ötekinin adı yolluya çıkmıştı diye hatırlıyorum. Genç gen güzeldi. Ben? Sorma lan bana başka bir şey. Tamam tamam. Güzelse iyi. Çünkü ötekisi... Lan bak abuk subuk konuşma ha İlmi. Lafana dikkat et ya. Tamam tamam. Abi değmez. Siktir et. Bir çay ver de içe Karagulli. Ya hemen kahveye gel dedi. İşim var içiyorum dedim. Mahallenin onuru yerlerdeymiş. Onu kurtaracağız dedi. Ne içiyor lan bu kadın? Hamiyet yenge sinirlendiği zaman ara sıra sevgi çıkışları olan bir kadın. Oh. Sonunda düzgün bir şey söyledim karı hakkında. Ya tamam ablamızdır bir şey demedik. Çay dedik Karagulli. Laf mı dinliyorsun lan sen? Ha? Anam iyice Türk oldun ha. Boş boş durmayalım. Pezai sen evi bana satma. Oraya bir apartman dikelim. 3 tane kat veririm sana. Ama Çorum'da. Lan git. Sende ne var Targıt? Ha? Sat bana da. Senin üstünden çok para kazanayım. Bak Hürmi ben evli adamım. Sen istersen git başkasını teklif et yani. Anlaşıldı. Sizden bir şey çıkıyor. Selamın aleyküm ağalar. Aleykümselam. Duydum ki bu diyarlarda Metin'le Ali adında iki baba yiğit varmış. Bir gösterin hele de biz de nasiplenelim o güzel yüzlerinden. Ne anlatıyorsun Sezai? Ne bu tripler? Vay sesine kurban olduğum. Bir derdim var beni de ağlar. Sizden başka hal çarem kalmadı. Siz diyor çare diyor arkadaş kafayı yiyeceğim ya. Başıma neler geldi sormayın. Tamam sormayalım. Anlatayım o zaman. Sizden iyi olmasın. Bir mafyanın eline düşür. Fark etmişsinizdir. Bende bir star ışığı var. Fakat ışığımı söndürdüler beyler. El uzunsuzsa söndürmüşlerdir Sezai abi. Seni ünlü yapacağız dediler. Bilirsiniz benim sinemada kurallarım var. Sevişirim, öpüşürüm, iş bitince kurcalarım, ses getiririm. Fakat bu kuralları asla çiğnetmem. Çiğnediler inşallah. İşte bu ışık saçan, sıradan vatandaşın masum duygularını sömüren şer odakları film çekeceğiz diye oramı buramı çekmişler. Şimdi de internete vereceğiz diye şantaj yapıyorlar. Sende hakikaten star ışığı var Sezai abi. Mağduru çok güzel oynuyorsun. Sen bize şu olayın aslında aslarını bir anlat hele. Aksaray'daki otel odasında gizli kamera varmış. Siz şu Aksaray baronlarıyla konuşsanız da diyorum, görüntüler alsanız çocuklar. Nihayetinde siz de bizim mahallenin baronlarısınız. Sizin isminiz yeter onları tırsıtmaya. Ney lan? Tırsıtmaya. Korkarlar yani. Ya Allah'ını seversen şu mahalleden bir uzaklaşalım ya. Başımıza hiçbir şey gelmeyecekse bu mahalleleri yüzünden bizi bıçaklayacaklar ya. Olay size intikal etti artık. Gelsinler kendi aranızda bir hal çaresine bakarsınız. Ben telefon numaranızı veriyorum. Kime lan? Aksaray baronlarına. Sen onu kesin yapmışsındır zaten, vermişsindir. Verdim. Bak. Sonuçta verici bir insanım ben. Sezai daha fazla çirkinleşmeden lütfen git. Sezişmek mi çirkinleşmek? Gizli kamera yerleştirmek mi? Ahali yetişin. Oto tamircisi Sezai ustamızı dövüyorlar. Lan! Lan? Sezai usta sensin oğlum. Bize yalan yok Turgut. Dövüyorlar. Gel lan buraya. Lan bek. Gelin gel. Lan bek lan. Ne oluyor ya? Vur ya. Vur şu adamda. Lan. Bana bak. Elini ya. Allah Allah. Gençler ayıp olmuyor mu? İki kişi bir adamı dövüyorsunuz. Evet ya. Bir meseleniz varsa aranızda halledin kardeşim. Teke tek kapışın. Kim yenerse. Hadi. Box. Peki adam da seçebiliyor muyuz Sargı? Ben şahsen şu ufak olanını seçerim. Bu ne lan bölüm sonu canavarı gibi? Bunun canıyla benim canım bir mi? Tabii tabii. Olur olur. Ben döveyim kardeşim. Sen yorulma. Vallahi tereddüt bile etmedi bu beni döver. Gel lan buraya. Bir dakika. Gel lan. Dur. Lan. Ya, bir dakika. Sakin ol ya. Dur. Bir sakin ol ya. Tut oğlum tut. Fut.
Tut. Yakala karabaş. Yakala hadi. Yakala oğlum. Lan mahallemizde tecavüz var, yakalasana. Oğlum bu ne lan? Kendini kendimi yaptırdın. Beni de mi ya? Doğru konuş lan. Ben sana küfür ediyor muyum? Göt. Oğlum demir dile geldi lan. Sana ben demekten utandı, demir dile geldi ha. Adı ne lan bunun? Çok tatlı bir şeymiş bu. Gel lan Gündik. Gel buraya. Çok tatlı lan bu. Adı ne? Oğlum çıkın. O acayip elektrik verirken bundan da beni ağaçla dövüyorlardı ya. Kalas gibi bir şey mi? Kalas değil ya. Kalas olsa tanırdım ben ya. Bildiğin ağaç ya. Ağzıma kestane tadı geldi. Muhtemelen kestane ağacıydı ya. Ha, vücudunda elektrik dolanıyor diye bu yalıtkanla vura vura kurtardık seni. Çıplak elle dokununca bütün kahve elektro halaya duruyoruz ya. Ya polisi arayacağım ya. Oha şarjı fullenmiş ya. Artık nasıl elektrik verdiyse oraya artık telefonun şarjı %100 ya. Kardeş iyi misin ya? Bir şey getirelim mi? 3 defa salavat getireyim ya. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Siz niye dövecektiniz ki Sezai? Gel beni döv diye bağırıyor herif ya. Ya bir adamın tipi bozuk diye dövülür mü? Ayıp ya. Yok ya bildiğin bağırıyordu ya. Gel beni döv lan. Gel beni döv. Gel döv beni hadi. Ne diyorsun birader ya? Kardeşim o arabayı oraya park edemezsin diyorum. İlla park ederim diyorsan bedenimi çiğnemen lazım. Bedenimi çiğnemen lazım dedim. Mecaz yok ipnede. Sakız gibi çiğnedi ya. Ya Sezai bir sus Allah'ım. Abiler bundan sonra o kara güllüler sahipsiz değil. Abileriyim ben onların. Tamam. Hayatımı kurtardılar onlar benim. Ambulans mıydı o? Abi de normal bir şeymiş gibi. Diyorsun abi ya. Ne oldu birine bir şey mi oldu? Sizin şu an önemli bir işiniz var mı? Var. İyi o zaman. Siz beni yakalamaya çalışmazsınız. Bunu da kahveden alın. Turgut Ali. Sen niye kovalıyorsun abi? Niye peşindesin? Seni yakalamaya çalışıyorum. Yakalayıp ne yapacağım lan? İki tokatlayayım kendine gelirsin. Babama diye çıktık ya oğlum evden biz. Olaya vermiyorsun kendini ya. Vermeyeceğim. Gelmeyiniz. Acımadı ki. Çok acıdı. Ay. Cüheylan bunlar ya. Ya Sezai abi yok. Buradayım Metin. Gelebileceğin mi? Lan nasıl geleyim oraya? Elif dama çıkmış abi ya. Gelemeyeceksen ben daha fazla çıkmayayım. Burada oturup gitmenizi beklerim. Yoksa vallahi bak daha şuraya çıkacaktım ha. Aha. Oğlum burası bizim oradan çıkmadın lan. Olaylar nerede başladı? Nereye kadar geldi ya? Biriniz direktesiniz. Öbürünüz damda. İnin lan aşağı. O zaman ben iniyorum. Adam beni bayrak gibi göndere çekti ya. Buyurun. Sağ ol kardeş. Teşekkür ederim. Rica et. Turgut abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Kilidi değiştiriyor. İçeri giremeyin de ananız babanız biraz huzur bulsun diye. Yahu adamcağıza nasıl bağırdıysanız ta Kastamonu'dan duyulmuş be. Annem beni aradı. Oğlum sen olaylara bulaşma diye. Körükle Turgut abi. Körükle. Aynen böyle körükle. Ne oluyor lan? Ben söyledim lan tükür diye. Elindekini yavaşça yere bırak. Ne? Beni de mi döveceksiniz oğlum? Evin giderinde problem var ama sizi çağırmayacağım gençler. Duyduğuma göre gidere gider yapıyormuşsunuz. Ya siz bizim ailenin özel meselelerine neden bu kadar çok ilgileniyorsunuz? Ben söz!
Mahalle konseptinin amına koydunuz lan. Oha. Salladınız, salladınız, salladınız mahalleyi. Kapağını açtınız, gazını kaçırdınız mahallenin. Kaçtı, 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 kaçtı. Mındar ettiniz lan mahalleyi. Düzeni bozdunuz. Tıpası çıkmış dost adasına döndürdünüz lan mahalleyi. Ne? Tıpası çıkmış dost adasına döndürdünüz oğlum mahalleyi. Biz de anaya babaya atar olmaz. Size itilik bile yapmıyorum. Ona bile layık değilsiniz. Yatsıya gidiyorum. Gelen var mı? Mübarekler. Vay anam, vay, vay, vay. Son galede yıkıldı. Bu mahallede çok acayip şeyler oluyor Tarkat. Çok acayip şeyler oluyor. Siz babanızla barışmadığınız sürece burası YSK'nın önü gibi karman çorman. En son rahmetli Bülent abi de babasına böyle bağırdıydı, daş oldu, daş. Meydanda duruyor. Ne daşı lan? Heykelini diktiniz adamın. Ne? Heykel mi? Tırgıt abi, Şerif abinin verdiği mesajı alamamış bunlar ya. Bu gidişle sizinkini de yanına tikeriz, sevinirsiniz tikildi diye. Hadi gidelim Tırgıt. Dadı kaçtı buranın, hadi. Siz de babanızla barışana kadar bizle muhatap olmayın. Bakayım. Adam önce ıslattı, sonra kuruttu ya lan. Anam, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Babamızın gönlünü alacağız. Hadi o zaman, hadi. Ben diyorum ki, mesela şöyle bir şey yapalım. Bir babanın en gurur duyacağı hediye hayırlı evlattır. Evladiyeliktir, gözünün önündedir. Sağda solda hep onu anlatır. Gözleri dolar ondan bahsederken. E siz tabii bu hediyeyi çok gördünüz adama. Hayatını zindan ettiniz be adamın. Bir değil, iki değil, üç hançer soktunuz lan adamın böğrüne. Emekli orgeneral, aman emekli mühendis, tahsinin su tesisatçı evlatları. Beceriksizler. Lan bir kere bir hayrını göreydik be, bir kere. He. Babanız da sizden bahsederken lafı hep bu cümleyle başlar. Biz de oradan anlarız sizden bahsettiğini. Hayırsız evlatlar. Neyimizi beğenmiyorsunuz siz bizim ya? Şunun şurasında esnafız. Sezai. Rızkın 10'da 9'da ticarettedir kardeşim. Allah Allah. Sanki İpek yolunu ticarete açtı. Uluslararası transatlantiklerle şeker taşıyor. Lan dükkanında yazar kasası olmayan adamsın oğlum sen. Allah Allah, ne ticareti. Kailesizler. Adama size raporu dedim. İzledim o filmi diyor. Allah. Abilerim, bir hafta ben edebilir miyim? Tabii abisi. Çatır çatır yapıştır. Kız sen sus. Adamın serisini bozdun zaten. Lambalar içinde kalmışsa artık adamın. İki ye kullanmış ismini koyarken. Metin Ali Feyyaz'ı ne kadar seviyor babam biliyor musun? Şuursuz. Lan! Lan! Ne oldu? Metin Ali Feyyaz. Hastu ya pehlivan. Ne oluyor lan? Ya ne yapalım, evlat diye onları mı getirelim? Lan ne evlatları? Govel bu kız ya. Vallahi govel ya. Ya fena mı olur babam onlarla bir fotoğraf çektirse? Nasıl mutlu olur adam? Evet. Vallahi çok mutlu olur. Bak bu fikri benim verdiğimi söyleyin Tahsin Baba'ya, tamam mı? Fikrin babası benim. Vay arkadaş. Adam dişinin kalıbını döktürmüş lan. Ulan ömrümüzün bir dönemi resmen futbolcu sapı olarak geçmiş ya. Evin bir odası Beşiktaşlı futbolcuların hatıralarıyla dolu. Recep Çetin'in ayak tırnağına kadar ne ararsan var. Ya Sezai abi bu böyle olmaz. Biz şuraya bir liste yapalım. Sıralayalım abi. Son söylediklerini bilinçaltıma attım. Bilinçaltım çorap çekmecesi gibi tıkış tıkış oldu abi sayende. Tamam beyler, evet elimizde ne var ne yok şöyle bir bakalım. Bu 90'larda Metin Tekin'in Aydın Spor maçında maruz kaldığı sert faulde giyilmiş krampon. Metin'in kramponu mu lan bu? Yok lan, faul yapan adamın kramponu. Bak üzerinde Metin Tekin'in kanı bile var. Recep Çetin'in kanı da olabilir. Çünkü faul yapan adam Recep'e de pis daldım dediydi ama ben yine de riski aldım. Abi bundan bicacık çıkmaz. Sende ne var lan? Bir Galatasaray maçında Metin'in çaldığı düdük. Mal mısın oğlum sen? Niye o maç düdük çalsın herif? Adam düdüğü hakemden çalmış abi. Hakem çok hatalı karar vermiş. Öyle ki artık hatalı karar değil, kararlı hataya dönmüş olay. Metin de sinirlenmiş, düdüğü çalmış hakemden abi. Sen de yedin. 5 lira. Ben hikayenin gerçek olabilme ihtimalini satın aldım. Ha bak, bu 89'da Metin'in çektirdiği EKG'si abi. Ki benim favorim geliyor. Bu 95'te Metin'in çektirdiği akciğer grafisi. Ne dedin? Bakayım bakayım. Bu Metin'in ciğerleri mi lan bunlar? He. Vay anam, vay anam, vay.
Evet beyler, Metin Tekin'in 92'de gördüğü kırmızı kart. Bu da benim favorim. Bir de Metin Tekin'in 96-97 sezonunda Beşiktaş'ta giydiği son forma. Sen bunu nasıl aldın Sezai abi? Çaktırmadan soyunma odasına girdim. Üzerimdeki formayla değiştirdim. Metin'in bile haberi yok. Görünce ne kadar sevinecek ya. Evet, sende ne var? Panteri yavrusu. Metin'in bir penaltıda ta stadın dışına diktiği top ve ispat için anın görüntüleri. Topun kırdığı camı bile suçun üstümüze aldık. Her şey kasette. Evet. Elimizde çok sağlam hatıralar var gençler. Metin Tekin bizi evinin baş köşesinde ağırlayacak. Ben sana iddia ediyorum, istersek Tahsin amcadan sizin adınıza özür bile diletebiliriz. Bu iddia bizim. Ya çok özel olmazsa bir şey soracağım Sezai abi. Bu dişler için senin taşıma ruhsatın var mı? Ha? Bildiğin kesici alet bu. Avının ağzını mı kapatıyorsun sen? Hükümce bu olsun. Hadi o zaman. Hadi. Ne oldu lan, ne oldu? Yine mi dışladılar oğlum size? Arkadaş, tam babamla ortak payda da bir şeyler yapacağız dedik. Heves ettik. Siz hiçbir şey ellemeyin diyorlar bize ya. Sizin istediğiniz gibi olacak. Siz karışmayın. Allah Allah. Bak 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 bak, görüyor musun Turgut? Resmen ötekileştirmişler. AB kapısında bekleyen az gelişmiş ülke muamelesi yapmışlar. Hırpalamışlar lan çocukları. Lan Sezai, gökyüzündeki bulutlar gibisin lan. Sana her bakışımda başka bir şey görüyorum. Hatta seni şu an nasıl gördüğümü istersen çizerek anlatayım Sezai. Ya abi üsteleme ya, istediği bu ya. Üstüne gitme şunun. Keyfi yerine geliyor ya. Keyif mi? Keyfin yerine geliyor ne lan? Keyfin yerine geliyor ne oğlum? Keyfim yerine gelsin istesem seni bıyıksız halay ederim. Beni bıyıksız halay mı edersin? Bay, hayal ederim. Bıyıksız hayal ederim seni ya. Dilim suçtu. O dilin değil, dişin olmasın lan. Yok işte ağzımda bir şeyler kamaştı ya. Sezai, Metin'i bıyıksız halay ederim dedi. Dubunu düşüneyim. Gözümü kapatayım anam. Çikines. Ya arkadaş, biz kendi dükkanımızda niye rahat edemiyoruz ya? Niye yalnız kalamıyoruz ya? Niye her yemek açtığımızda yağmurdan sonra çıkan şemsiyeci gibi, derbi maçı öncesi çıkan bayrakçı gibi, zafere ulaşmış gerdekten çıkan damat gibi, niye siz bir anda burada bitiveriyorsunuz ya? Estağfurullah. Ya Metin çok ışırdatıyorsun. İnsanı cezbediyor. Ya şu şeritinden tutup açsan bu kadar ses çıkmayacak yavrucuğum ya. İşte kümülüs böyle oluyor, kümülüs böyle oluyor Turgut abi. Bak söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum. Sen de dükkanın telefonunu buraya yönlendirmişsin. Gün aşırı arıyorlar abi. Çilingir soruyorlar ya. Çayları getirdim usta. Adam çayları da buraya yönlendirmiş ya. Hadi, hadi. Yavaş ye lan. Lan yavaş ye, öleceğim lan, nefes al lan. Yemin ediyorum DTSC televizyon gibi saniyede 30 kare götürüyor ya. Dediğimde gözü var, yemin ederim. Bir dükkanı terk edebilirsek abimle durum değerlendirmesi yapacağız. Hadi yalnız kalacağım. Hadi. Efendim baba. Ne olur? Alternatör lazım. Buluruz, buluruz. Ha evet, bulabiliriz. De sen niye buradan soruyorsun babacığım? Duvarın arkasındasın. Biz oraya gelmeyin diyorsunuz. Hı hı. Benim annem senin karın zaten baba, bir sıkıntı yok. Tamam. Peder Bey'e alternatör lazımmış abi. Adam o. Yavaş şans o. Hı. Sezai. Ne diyeceğim ya? Senin tamirhaneden illa çıkma bıkma bir şeyler bulunur. Şu tipe bak be. Şu yakışıklılığı kessen tövbe. Charlie'nin meleklerindeki Charlie. Ya. Buluruz, buluruz. Buluruz da bundan benim çıkarım ne? Hı? Hani benim çıkarımı göremiyorum. Bana çık diyorsun sen. Ya sen bize bir yardım et. İlla sana bir faydamız dokunur. Dokunur, dokunur. Bunların herkese faydası dokunur. Değdireceğiniz illa. Hadi gidelim Turgut. Doyduk doyacağımızı, yedik yiyeceğimizi, aldık alacağımızı. Aa. Üsküvi alsana biraz. Aldım abi. Ya. Allah aşkına diyorum ben. Ya bu kadar neyse. Aslında bu yaptığım tamamen bir özelleştiri. İnsan hayatta her şeyi başaracak diye bir kural yok. Ben de ilk çocuğu yaparken galiba biraz olaya veremedim kendimi. Tam anlamıyla konsantre olamadım. Böyle yalap şalap şap bir şey çıktı ortaya. Annemin soktuğu lafı döndürüp dolaştırıp oğluna soktu ya. Abi şu feyz almadaki hevesini mesleğinde kullansan da bir kendi arabamızı yapsak, ha ne diyorsun? Benim oğlanda bir sıkıntı var. Yok canım. Var var. Yoktur ya. Var. Okul hayatı boyunca din, kültür ve ahlak bilgisi dersinden sıfır aldı. Lan besmeleyi çekene zaten 10 puan veriyorlar. Bu onu bile diyememiş, bismillah demiş. Alamadı o puanı da. Ne diyorsun sen ya? Adını soyadını doğru yaz, zaten 5 puan veriyorlar lan. Benim soyadım ne? Yalnız. Yalnız. Ne? L'den önce geliyor. Yalnız.
Bu ismini yazdırmaya gitmiş. Bu yalnız değil. Yalnız demiş, düzeltmiş. Hayatında bir defa doğru bir şey yaptı, onu da yanlış zamanda yaptı. O puanı da alamadı tabii. Herkesin bir çilesi var Sezai abi. Seninki de bu demek ki. Hayır, bir de ayarsız. Okul müdürü veliğini çağır demiş. Dün gece aradı beni bu. Buyurun dinliyorum dedi. Sen aradın dedim. Kimi dedi? Beni dedim. Sen kimsin dedi. Ben Sezai dedim. Tanımıyorum öyle birini dedi, kapattı. Babanın deseydin ya lan. Dilim varmadı lan. Eseki sevimli be abi. Neresi sevimli lan? Neresi sevimli? İnsan gibi yiyor, at gibi sıçıyor. Günde 17 saat uyuyor. Geçen gün bunu unuttuk, tatile çıktık. 3 gün sonra geri döndük. Suratıma baktı. Ekmek bitti dedi. Hani neredesiniz? Neden beni götürmediniz? Tatile nereye gittiniz? Su sıcak mıydı? Hava güzel miydi? Yok. İşte ilk yere güne olmaz derler. Sezai ileride aşırırsın yani. Ustalık eserin böyle olmaz diyelim. Ne diyelim yani? Sezai abi, konuyu diyorum alternatöre bağlayacaksın diye beklemiyor değilim ama. Hadi kapının önüne çıkalım şimdi, bu kahveyi maviyi bulamaz bu tosuncu. Hadi. Hadi. Alternatöre şey yapalım, konuşacağım. Çalış. Aa, geliyor bizim Moby Dick. Bunun velayeti yüzünden anasıyla boşanamadık biz. Ben diyorum ben istemem, anası diyor ben istemem. Baba! Hocaları bunu sevin, yoksa gelip her gün bizi dövüyor dediler. Biraz sevgi göstereyim. Gel oğlum, gel. Gel babana, gel. Baba! Tutturamadım baba. Neyi tutturamadın lan? Ha? Neyi tutturamadın oğlum? 1.70 kol aralığım var lan benim. Bu ne lan? Bunlar ne lan? Bu ne bu? Bu ne bu? Ha? Delgeç mi oğlum bu? Hadi içeri, amcalar gelecek yavrum. Hadi içeri geç hadi. Mutfak nerede? Mutfak nerede mi? Gir içeri, mutfağı bulursun. Hadi geç. Sezai, bunun sesi. Bismillah. Sana mı benziyor lan? Ulan kesilen, çalışmayan uzvu anlatırken bismillah derler Ali. Sen benim sesi anlatırken mi diyorsun? Benziyor işte. Nasıl lan? Oğlum benziyor işte ya. Kimi babasının gözünü alır, kimi burnunu, kimi kulağını, kimi huyunu alır. Benim mal olan da komple sesimi almış işte. Halbuki açık büfe, seçmeyeni al. Sezai abi sesini almış da diğer taraflarda biraz yardım etmişsin sanki. Her şeyi kendi imkanlarıyla yapmamış çocuk. Sezai bak, dünya ahiret bacım olsun. Senin hanımın da kaşı gözü yerinde aslında, biliyor musun? Ya kadıncağız hiçbir kromozomları aktaramamış. Ya da demek ki sen crossing over kısmında hanımı bayağı ezmişsin. Bildiğin fark atmışsın lan. Nihayet konu bilime geldi. Benim oğlana bilim ödevi vermişler. Project. Ne lan? Proje, proje. Normalde proje olarak tekerleğe getirse ben sınıfı geçiririm dedi hocası ama müfredat varmış. Bu olana proje yapacaksınız. Sezai abi biz buna neyin projesini yapacağız? Bu zaten proje olmuş lan. Mucit değil misiniz oğlum siz? Yapın bir şeyler işte. Yapın bir şeyler, sonra da gelin alın alternatörü. Oğlan size emanet. Hadi eyvallah, ben gidiyorum. Şişt, tamam oğlum. Hadi, hadi tamam, hallettik biz hadi. Kitlediyorlar. Ey Sezai, alüminyum folyoya, köze, fırına, üçlü ocağa son. Kur saatini, közde patatesini. Elimde görmüş olduğunuz proje sayesinde Ortaköy'de ne kadar kumpici varsa an itibariyle bitmiştir. Al şu projeyi, ver bizim alternatörü. Bartır bartır bir yere kadar lan. Ulan proje diye ne güzel patates yapmışsınız işte. Bu saati niye taktınız ki? Anlattım ya oğlum. İşte bunu alsın götürsün çocuk. Sezai abi, senin oğlunla ilgilenmen lazım. Baba benimle kaliteli zaman geçir. Kaliteli zaman ne lan? Bu çocuğun kuracağı cümleler değil bunlar. Bu çocuk bu cümleleri kurabilir mi? Piyes gibi sufle mi veriyorsunuz lan çocuğa he? Ali sana çay yaptım, içer misin? Dede gözünü seveyim, sıtkım sıyrıldı. Abi siz çayı içer misin lütfen? Ver içeyim ver. Oo Beto! Senin bana tavladan kalan çay borcun ne olacak peki? Al ödeşelim. Senin bana okeyden kalan borcun ne olacak? Ulan geçen bilek güreşinde ben seni yenmedim. Bu çay benim hakkım. Geçen de ben de seni yendim bilek güreşinde. 3 çay borcum vardı. Kaldı 2. Al zıkkımda. Sezai abi demeyeyim diyorum, demeyeyim diyorum ama abicim siz bu çocuğu yaparken işlem hatası mı yaptınız? İç açılarını yanlış falan mı hesapladınız? Ne yaptınız ya? Oğlum oynama lan, bozacaksın. Lan! Ne oluyor lan? Oğlum! Metin! Vallahi billahi ne becermiyor. La ben değil. Değil be. Ben öyle dedim diye mi oldu lan? Ben öyle demedim. Birisi acilen acil arasın lan. Oğlum Allah Allah. Sezai'ye mukayyet olun. Sakın ilk yardım yapmasın. Bırakın ilk yardım, biliyorum lan. Lan bıraksanız oğlum lan, o benim oğlum. Bırak, çekil. Çekil.
Anam! Dişlerini fırçala dedim sana kaç kere ya! Allah Allah! 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 Elektroşok uygulayacağım. Sezai! Gerizekalı! Pislik herif! Yine küfür, yine küfür. Uslanmadı bunlar arkadaş ya. Sezai, dur! Senin tipini sikeyim! Sezai, dur! Senin inini, cinini, cinsini, cibilisini, silsileyi, cinsini alttan üstten, önden arkadan, sağdan, soldan, tek tek! Lan gitti lan. Ya ne güzel rüya görüyordum. Kim uyandırdı beni? Baban. Anam Sezai abi gitti lan. At montu at üstüne. Ceketi çıkar. At üstüne. At üstüne. Bir kuryeliğimiz eksik damına koyayım. Bana mı? İcra celbe mi? Aram emri mi? Kim göndermiş? Sana SMS attım, bakmadın, mail yazdım. Okumadın. Hakkında dedikodu çıkardım, iplemedin. İnternete çıplak videolarını koydum, sildirtmedin. Belli ki teknolojiyle pek aran yok. Ben de mecburen eski usule döndüm. Sezai, bazı günahların kefareti olur ödersin. Ama bazı günahlar var ki vebalini ömrün boyunca sırtında taşırsın. Lan, bu ses. Turgut'un sesi bu. Mektubu o mu yazdı ki? Yok lan ben yazmadım oğlum. Arkanda okuyorum sesli. Lan ne yapıyorsun orada oğlum? Gel yanımda oku şu mektubu ya. Tribe sokuyorsun beni durduk yere. Allah Allah. Al. Artık o günah dolu gecenin meyvesiyle tanışmanın vakti geldi. Geçikmiş bir tebrik olacak ama hayırlı olsun. Nur topu gibi erkek evladın oldu. Hatta büyüdü. Benzinci de çalışmaya başladı. Git ve onunla tanış. Benzinci de çalışan oğlun babasını bekliyor. Biri seni fena makaraya sarmış Sezai. Cinnah Turgut. Cinnah. Kimsenin beni makaraya sardığı falan yok. Korktuğum başıma geldi. Sen benim ne kadar politik bir adam olduğumu biliyorsun. Sen şimdi bu kadını hatırlamıyorsun ha? Cinnah. Yani kafam çok güzeldi Turgut abi. Gerçi kafam hala çok güzel ama. Bak bak bak. Sonra ne yaptım? Kim olduğunu öğreneyim diye mahalledeki bütün kızlara öpücük attım. 3 gün aralıksız babalarından dayak yedim. Vay be. Benzincideki çocuk bu hikayede temeli atılan çocuk mu diyorsun ya? Ya bilmiyorum Turgut. Vallahi bilmiyorum ya. Ne yapacağız şimdi? Vallahi seni bilmem ama ben bu hikayenin üzerine bir çay içerim Sezai. Kara, oğlum bir çay yap lan bana. Sezai'ye, yani babama. Sevgili babacığım, sen bu mektubu okuduğunda ben çok uzaklara gitmiş olacağım. Tahmin edemezsin ki, hiç uğraşma. Söyleyeceğim şeyleri anlamana imkan yok. Ben! Ne yapıyorsun lan? Çıkıyorum baba. Evden kaçma mektubu yazmışım. Evden kaçma değil babacığım, aya gidiyorum. Not bıraktım merak etme diye. Lan oğlum sen bu mektubu okurken ben çok uzaklarda olacağım diye yazmışım. Bir saat önce onu yazdım da sonra gitmeden alet dolabının içinde cheesecake gördüm. Onu yemeğe dalmış. Cheesecake mi? Lan ben süngerin üzerine bir parmak gresya bırak dedim, onu mu yedin lan sen? Lan Allah senin. Uzaklara gidiyorum ne peki? Zeytinburnu'na gidiyorum. Oranın imamı hızlı kıldırır. Ulan dediklerimi anlayamazsın ne peki? Düpedüz kaçma mektubu bu. Sende Arapça var mı baba? Misal süphaneke. Anlayabilir misin? Anlayamazsın. Ya yürü git yürü. Koca mektupta dahi anlamdaki D'ler, bağlaç ki'ler, bitişik. Yürü git. Hal eki D'yle iyelik eki ki'leri ayrı yazmışsın. Yürü git yürü. Bak bilmiyorum deme, çakarım ağzına bir tane. Bilmeyen adamın yapacağı işler değil bunlar. Lan yürü git lan yürü. Lan sen TDK'ya da mı itlik yapıyorsun? İtlik mi yapıyorsun lan sen TDK'ya? Yürü. Yürü. Yürü git, yürü git. Allah kabul etsin, yürü git. Zeytinburnu'na yetişemem de burada kılarım. Önce ağza mı burna mıydı baba? Lan ben senin... Yürü! Allah Allah, Yüce Mevlam hayatta herkese ikinci bir şans veriyor bak. Ulan seslenmeseydim de evden kaçsa mıydı ya? Selamun aleyküm Feyza. Nasıl gidiyor iş güç? Kızım ne zamandır görüşemiyoruz ya. Sezai abi ya,
biz seninle ne zaman görüştük ki? Sen benzini bile başka benzinciden alıyorsun. Kendi benzincimden başkası öksürtüyor biliyor musun? Geldik oturduk, Allah'ın selamını da verdik. Ne içersin diye sormak yok mu? Aleyküm selam, aleyküm selam. Ne içersin? Benim çayımı falan içmek ister misin? Ya bırak ne içmesi! Konuşmaya geldik. Bir şey içmeye mi geldik kızım? Şimdi sen merak ediyorsundur. Mahallemizin güzide ototamircisi Seda Üstü o dinginliği niye bırakıp geldi diye. O hiç merak etmiyorum ben. Kim bilir yine sen hangi boş işin peşindesin Sezai abi? Tamam, ben yine de anlatayım. Bunu bilmek senin de hakkın kızım. Nihayetinde oğlumun patronusun. Anlamadım, pardon. Anlamadım, pardon. Ya gördün mü? Seni bile nasıl şok etti. Bir de beni düşün. Baba yüreğim nasıl pır pır atıyor anlatamam. Ya aman Sezai abi be. Sabah sabah kolonyalı mendil mi emdi? Senin kafan mı iyi? O kafa yapıyor muydu ya? Ben gençliğimde biraz kullanıyordum. Boş ver sen. Karıştırdım. Bana bak. Mektup gönderdi biri. Geçmişteki günahımın ekstresi yeni geldi elime. Üstelik asgarisini bile ödememişim. Bir oğlum daha varmış. Benzinlikte çalışıyormuş. Kim olduğunu ben o kadar iyi biliyorum ki. Tarihi bir ana tanıklık edeceksin şimdi. Babam ve oğlumdaki gibi bir sahne. Dikkatli izle. Yavrum! Deniz mi? Yok artık. Hayırdır Sezai abi? Yok ya. Yok bir şey. Öyle içimden geldi. Sarılayım dedim. Hadi siz işinize devam edin hadi. Sezai abi sen Deniz'in babası olabilir misin? Yani emin misin bundan? Ya kızım güldürme beni. Başka kimin babası olacağım ya? Kartala bakıyorum. Dedesinin arkasından Fatiha yerine Dale Dondale okumuş da çarpılmış gibi bir tip. Deniz'e bakıyorum. Sanki benim flashback'im. Kesin onun babasıyım ben. Şimdi sana da mantıklı geldi değil mi? Yani anası Adriana Lima ise belki olabilir. Aynen öyleydi. Adriana Lima'nın 1987'deki halini düşün. Anası onun aynısıydı. Onun anasını... Sezai abi tamam ya. Ne yapacaksın sen şimdi? Ne yapacaksın şimdi değil. Ne yapacağız şimdi? Artık bu işi beraber halledeceğiz. Çak. Give me fire. Follow me. Kanka arada sana da sanki baban gerçek baban değilmiş de hani yıllardır senden saklıyorlarmış. Bir gün bir yerden aniden çıkıp ben senin babanım diyecekmiş gibi oluyor mu lan? Yo birader benim öyle saçma sapan triplerim olmaz. Bana öyle oluyor arada niyeyse ya. Mesela az önce öyle bir his doğdu içime. Allah Allah. Vesvese galiba. Felak nasıl mı okunuyordu la vesvese? Kim kurban ol. Sarılaydım ben evladıma. Geçme dedim. Gel Feyza gel. Tekin Çetin Dorum benim yüzümden milli sahnesi başladı. İnsan baba olunca anlıyor. En zor meslek babalıkmış. Sezai abi ya. Babam ve oğlum izleyerek babalık duygusuna mı girilir? Sen gidip Deniz'le konuşsana. Babammışım desene. Kızım sen ne kadar cüheylasın ya. Bir düşün 25 sene sonra ortaya çıkıp pat diye ben senin babanım dese. Bu habere dayanılabilir mi? Hani yani... İnsan bir yıkılır tabii. Yani insan bir yıkılır tabii. Yıkılır tabii insan. Onun için taktikli çalışacağım. 25 sene sonra sen de bilmediğin bir çocuğun annesi çıkabilirsin. Hayat bu. Öğren bunları. Sezai abi senin şu cümlen var ya tamamen mantık hatası. Ama taktik ne merak ettim. Söyle bakayım. Subliminal çalışacağım. Subliminal? Subliminal çalışacağım. Deniz'in bilinç altına inip baba figürü olarak yerleşeceğim. Çağır gelsin izle bak. Pompacı, gel. Gelin çocuklar, gelin, gelin. Deniz, yavrum. Bir şeye ihtiyacın var mı yavrum? Aç mısın? Sana bir şey ısmarlayayım mı? Uyar vallahi. Açlık has safhada. Ha, iyi. Feyza, Deniz yavruma bir tane İskender, bana da bir bardak su. Deniz, şey bana oradaki broşürdeki numarayı bir okusana. Lensimi takmadım, okuyamıyorum ya. Okuyamıyor musun? Ceketimi satarım, yine de seni okuturum. Sen yeter ki oku, ben buradayım. Oku yavrum.
Sezai abi ya, Kartal'a da bir şey ısmarlasana, bir yeri şişmesin. Yok yok ya, ben İskender yemiyorum. Salça bende cırcır yapıyor. Bende de cırcır yapıyor. Sıradan önemsiz bir tesadüf işte. Şimdi ikinci aşamaya geçeceğim. Hiçbir evlat yoktur ki babasının sırtını çiğnememiş olsun. Ah benim, şurama böyle bir ağrı saplandı ya. Dopacık taş gibi bir şey oldu lan. Ah! Deniz yavrum, şöyle ben bir uzanayım da sen de bir babayın ayrına bir sırtımı çiğneyiver ya. Burada mı? Ne diyorsun abi sen? Orada işte, ne var oğlum? Biz de ekmek getirmek için de her gün çalışıyoruz ya. Ne var oğlum ya? Çiğneyim mi? Çiğne çiğne, iyi gelir. Yavaş ama, bokunu çıkarma. Benden günah gitti. Bilim. Senin babayın kemiği. Nasıl, iyi geldi mi? Aşağılara doğru. Emin misin abi? Evet, eminim. Yukarıda ciğerlere doğru. Yer cinma. Adam acıdan bayıldı. Mis gibi evlat kokuyor, yavru kokuyor, mis gibi. Sen de çok güzel kokuyorsun Sezai abi. Dur! Sen kimsin lan? Bırak lan beni! Bırak! At beni denize, ben bulacağım! At! Sen de gençliğimi görüyorum Deniz. Ben de senin yaşlarındayken omzumda böyle muhabbet kuşu taşırdım. Saçım bozulmadı değil mi lan? Yok lan, bozulmadı. Ama ileride dökülecek, haberin olsun. Ulan mesleki deformasyon işte. Yine arabanın altındayım, Sezai abi, memlekette yer yerinden oynuyor. Senin hiçbir şeyden haberin yok ya. Umurumda değil Feyza. Baba olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor musun sen? Bak bir gün hiç unutmam, belim acayip ağrıyor. Deniz koşa koşa yanıma geldi. Şeytin çiğneyin de çabuk iyileş baba. Uyuf dedi. Sırtımda bir flamenko yapışı var. Geçmiş zaman işte ya. İnsan her şeyi unutuyor. Fakat evladıyla yaşadığı anı bugünmüş gibi. Bugündü zaten Sezai abi. 3-4 saat önceydi. Ne yapayım, unutamıyorum. Acısı hala buramda. Sezai abi, sen hem kendine hem bana niye eziyet ediyorsun? Gidip konuşsana Deniz'le. Yok ya, vereceği tepkiden korkuyorum. Kabullenmeyeceğinden korkuyorsun değil mi? Yok be kızım, öyle değil ya. Döver diye korkuyorum ya. Baksana yiğidime ya. Kafamı tutup güvercin gibi koparır vallahi ya. Ben daha güvenli bir yol izleyeceğim. Sormasam da söyleyeceksin zaten. Neymiş o yol? Onunla biraz takılacağım, onun en iyi arkadaşı olacağım. Samimiyet ilerleyince de düşünsene Feyza, en yakın arkadaşının baban çıktığını. Bundan daha güzel bir haber olabilir mi ya? Ya mükemmelsin vallahi. Hakikaten bundan daha iyi bir şey olamaz. Benim hemen kanka olmam lazım Deniz'de. Kankalığın püf noktası eşek şakasıdır. Eşek şakası yaptın mı ortam ısınır, kaslı vücutlar şenlenir. İzle bak. Deniz evladım. Buyur abi. Ya benim elim dolu. Şu pantolonumun cebinden arabanın anahtarını çıkarıversin. Vereyim abiciğim. Eşek şakası mı? Kartal da bayılır böyle pis şakalara. Af! Ne oldu lan? Pantolon balı elini mi ısırdı? Çıkrıklemişken devam et bari. Sezai abi, kocaman adamsın, yaptığın şakaya bak ya. Birciler iki oldular. Ya sabır. Söyle sultanım. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Sultanım mı? Deniz! Banyodayı gizli. Nerede olacağım? İşteyim. Yemin ederim işteyim ya. Geldi bitir işimizi pompacı, hadi. Hadi. Abi. İki saniye huzur verin ne olur ya. Dinliyorum ben seni. Deniz, çikolata bitti. Ya pekmezden tahin mi karıştırsak acaba? Tahini sen sür pekmezi, ben bu hayvanla karıştırsın bizi. Tadından yer miyiz abi? Ya ne kızı, ne alakası var? İşten arkadaşlar şaka yapıyorlar akıllarınca. Dur kapama, hayret edersin. Abi ne yapıyorsunuz siz? Abi ne yapıyoruz biz? Manitana şaka yapıyoruz oğlum. Arkadaşlar arasında olur böyle şakalar ya. Niye trip atıyorsun? Ne manitası abi? Ablam 3 gündür hastanede doğum yapacak. Yalan söylüyorum sana. Ağlattınız kızı ya. Hadi be. Neyse, onu enişte geçip teselli eder. Bak hala ya. Tövbe. Elimde kalacaksınız şimdi ha. Oğlum, o eli bir kapa lan. Sok onu yerine lan. Şeytan meytan doldurur. Sokacağım. Deniz. Yakala. Cık.
vücudu beni ne kadar ince, kalça ne kadar dar ya. Tıpkı benim gençliğimdeki gibi. Bu ne lan? Tipini sikeyim. Yok artık. Bu kadar tesadüf olamaz. Feyza kızım, sen çözeceksin bu işi. Sen ne abi? Vallahi bilmiyorum ki. Ben dükkanda oturuyordum. Pencereden baktım çalışma var. Birden kendimi burada buldum. Gideyim diyorum, gidemiyorum ya. Çek kurtar beni bu cehennemden Sezai. İki tokadan kendime geleyim ya. Oh! Oh! Vallahi kendime geldim. Arkadaşım kolay gelsin. Bir sıkıntı mı var? Bak açık tutuyorsunuz. Koku oluyor, müşteri kaçıyor. Her taraf dükkan dolu ya. Tadilat zamanı geldi diye belediye yazı göndermiş. Biz de görevimizi yapıyoruz. Bu gene iyi. Vallahi dozer kepçe çalışırken gördüm mü aklım çıkıyor Turgut. 6 saat izlediğimi biliyorum ya. Bak 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 bak. Bak hareketlere bak hareketlere. Hareketlere bak lan. İzlendiğini anladı ya, şova vuruyor. Reytingler de tamamlandı. Durdur artık, durdurabilirsin. Vallahi mahallenin suları en az 2 hafta kesilir. Ne? Ne diyorsun kardeşim sen? 2 hafta mı? Çok kötü şeyler olacak. Uğursuzluk, kötülük eksik olmayacak. Ne alakası var ya? Allah Allah, beni de havaya soktu. Tövbe tövbe. İçeride ya. Oğlum mührü kırmanın cezası ne lan? Mafyalar içeride kaldılar. Ne diyorsun sen Sezai abi ya? Ya oğlum geldiler, asistlik yaptılar. Ben de yeterle bayılttım adamları. Otel aşede unuttum, içeride kaldılar. Oğlum sakın mührü kırmayın. Cezası çok büyük bak. Abi bak, çok fazla dayanamıyoruz. Bilemedik, öğlen nohut yedik. 1 saat falan anca dayanırız, sonra ben. Tamam lan tamam. Az daha dayanın. Sıkın dibinizi biraz. Dibinizi biraz sıkın. Siz çocuğunuz. Metin bak, aynı gün hem kanalizasyon patladı hem zabıtalar dükkanı kapattı. Sen şimdi bütün bunlara şans mı diyorsun ya? Turgut abi sen ne diyorsun ya? Annem haklı mı yani? Ya öyle demeyelim de yani şimdi. Ama bu kadar mı üst üste gelir arkadaş? Buraya da mühürlediler lan. Benim dükkanımı mühürlediler. Şimdi bunu normal bulmadım. Bir mahallenin başına bundan daha kötü ne gelebilir Metin? Cevap ver, ne gelebilir? Aha. Pardon arkadaşlar. İznimiz var. Dizi çekmeye geldik de. Var mı buralarda park edeceğimiz bir yer? Diziciliğe? Yok. O zaman buraya park ediyorum ben. Alo. Abi bak, sular kesik, elektrikler kesik. Bir de diziciler geldi, anasını satayım, mahalleyi mahvedecekler. Neredesin sen? Hangi diziymiş lan? Yeni Gazi. Neredesin? O ne? Abi şimdi benim işim var, seninle hiç uğraşamayacağım. Akşam anamla beraber mendil ağacına gideceğiz. Mendil ağacına mı gideceksin annem? Ali gidiyor muymuş? Allah Allah. Yani çoktan saçma fikir değil aslında. Yani ben gitmem tabii ama gidene de niye gidiyorum demem yani. Tabii canım, ben de gitmem ama yani inançlara da saygılı olmak lazım, öyle değil mi? Ya. İşim var diyorum, dışarıdayım. Hadi kapat. Sıçtık! Lan dükkana sıçmayın! Sıçmayın lan! Hadi Sezai abi, 60'a ne kaldı? Kazanıyoruz iddiayı. Lan benim arabanın bagaj hacminden geniş diş aralığı var adamın ya. Ne lan bu? Adamın dişleri çenesinden çıkmamış. Ağzının içine avuçtan atmışlar lan dişleri. Vallahi masalsı dişleri var adamın. Kıskanmayın. Masal açılışı gibi. Bir varmış, bir yokmuş. 15 diş falan var adamın ağzında. Yok lan Hesit aslanım. Yok yok, tam olamaz Sezai abi. Matematik ilmine ters. Pisagor'u Öklit'i mezarında ters döndürürsün vallahi. Aylak bakkal çorbalarını tertermiş. Bu ne lan? Bu hareketin Hilmi'yi bile şaşırttı. Bak bu adam bilimle ilgilenseydi Avogadro sayısına inanmayıp 1 mol elementteki atom miktarını tek tek sayardı. Böyle de entelektüel bir insanı. Aha ne 60! Lan! 60! Allah Allah! Fotoğrafı çek, fotoğrafı. İnanmayan olursa gösteririz. Ya bir insan böyle bir şeyle nasıl övünür ya? Denin ezer gücünde de, siter gücünde denin. Siterle uçar, Spider'ın en diz zoratını alır. Sezai hem diz zoratını alır, hem de dişlerin arasına 60 tane kürdan sokar. Yatsın letnen geriyin. Letnen yatsın, geriyin. Ne diyor? Yatsın Batman diyor, göreyim diyor. Lan Batman yatınca neyini görecek? Yine de ne anlamadı? Yok yok, yanlış anladı da. Nutku tutuk. Var silah. Abi gelme sen de peşinden, hava alacağım biraz. Oğlum beraber alırız hava. Ya dur bekle. Metin. Oğlum bekle lan biraz. Allah Allah. Ya oğlum. Ya dur bekle. Dur. Bak sen de nefes nefese kalmışsın. Soluk alalım biraz. Çay su bir şeyler içelim şurada. Abi bırak.
Bir şey yapmayacağım ya. Hava alayım, yalnız kalayım. Ya tamam, tek başına yalnız kalma. Beraber yalnız kalalım. Tek başına yalnız kaldığında bir şeyler kuruyorsun kafanda. Ne kuruyorum abi? Ağlayacağım işte ya. Ne kurayım ben artık kafamda? Benim babam ölmüş ya. Bırakmam, bırakmam. Ya senin de amına koyayım. Bu hayatın da amına koyayım lan. Annemin yanında ağlama diyor abi. Feyza'nın yanında ağlama diyor. Ben nerede ağlayacağım lan? Benim babam ölmüş lan. Babam ölmüş benim babam. Oğlum üzülmesinler diye öyle diyor abi. Abi senin de baban öldü ya. Bu nasıl bir acı? Nasıl geçecek bu acı? Bir hakkır fikir ver. Kurban oldum ya. Herkesin babası ölüyor Metin. Sıramız geldiğinde biz de baba olacağız. Öleceğiz. Ben öleydim onun yerine. Ben öleydim ya. Yok yok, ben öleydim yok. Çocuklar babalardan önce ölmesin. Sırayla olsun her şey. Abi içim acıyor ya. Acıcak oğlum. Acıcak tabii. Acımasa kötü. Acıyacak. Ama çok acıyor ya abi. Allah'ım yarabbim sen yüksün ya. Baba. Ne oldu lan? Ya terslik işte de. Ne oldu, ne oldu? Ya yok, anlatmaya değmez de sonra kulağına gelirse ilk benden duy istedim. Okulda birkaç kişi beni döverken nefsi müdafaayı abartmış olabilirim. Gel lan buraya. Ne? Sen dövmezdin beni. Huyu değiştirme bu yaştan sonra. Gel lan gel. Gel. Oğlum benim. Seviyorum lan seni. Hadi be. Yemin et. Bazı şeyleri çok geç olmadan dile getirmek lazım. Baba sen beni seveceksen ben bütün okulu sıradan geçiririm ya. Ne oluyor lan? Şşş. Anı bozma. Carpe diem diyorsun. Televizyon niye kapalı ya? İşte 40 gün açılmaz derler ya. Ha, doğru söylüyorsun. İyi o zaman siz birisiniz. Bu ne lan? Bunu sen mi ısırdın lan? Oğlum bunun üzerindeki diş izi falan değil. Resmen rende izi. Sezai sana bir şey değil mi? Sen bundan sonra var ya hiçbir kağıda imza atma, parmak basma. Direkt kağıdı ısır. Çünkü nevi şahsına münhasır dişlerim olduğu için belki tarihe kalır. Louvre Müzesi'ne gidersin. Oğlum canım çok sıkkın zaten, üzerime gelmeyin ya. Allah Allah. Hayırdır lan? Senin bu oğlan niye okulda değil? Karakola gideceğiz. Ne karakol lan? Geçen cuma bu pislik imam minberdeyken gözüne lazer tutmuş. Ney? Ne diyorsun lan? İmam minberdeyken gözüne lazer tutmuş. Adam haklı olarak şikayetçi oldu tabii. Artık her cuma vakti karakola götürüp imza verdirecek. Yalnız bir cuma gidersin, iki cuma gidersin. Üç cumadan sonrası biliyorsun ki nanay. Ben de onu dedim. Nanay dedim. Her cuma dedim ben seninle gelemem dedim. Durumu anlattım. Ne dedi? Oğlum yüzüme mal mal baktı. Hiçbir şey anlamadı. Din dersinden sıfır aldı diyorum lan. Yalnız Sezai bak demeyeyim demeyeyim diyorum da. Senin bu oğlan bulmacaları da ziyan ediyor ya. Müşterilerin hepsi şikayetçi. Ona ne yapmış? Ya kutucukların içerisine kafasına göre cevaplıyor. Sonra soruların üzerine çiziyor. Cevaplara göre soru yazıyor. Bir de doktor gibi yazıyor biliyor musun? Sanki bana cerrah. Bir tek kendisi anlıyor. Şeytan, şeytan. Deccal, deccal. Deccal. Artık kime çektiyse. Kalk lan. Kalk lan. Kalk git karakola. Bekle geliyorum. En sevmediğim işte şu tuvalet kapısı işleri usta ya. Şimdi Allah bilir kapının arkasında ne göreceğiz. Evlat, 40 yıldır bu işi yapıyorum ben. Neler gördüm neler. Onun için bu saatten sonra... Kutsal Meryem. Böyle bir şey görmüş müydün? Hemen cevap verme. Anın duygusunu bozma. Allah'ım. Hakimimdir koca konak, ekleme aman aman. Ne oluyor lan burada? Benim buna bir anlam veremedim. Romantizm adeta can çekişiyor. El ele tutuşmuşlar, eklemedir koca kulak söylüyor. Diğeri de kendinden geçmiş ağlıyor. Bak 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 bak. Hilmi,
Göründüğü gibi. Lütfen kapıyı kapat ve çık. Mabudem'le beni baş başa bırak. Ağız tadıyla bir mojito içtirmedin. Ya siz evlenmeden önce hiç kimse uyarmadı mı sizi? Hı? Hadi onlar akrabadır, ses etmez. Nikah memuru ben bu nikahı kıyamam demedi mi ya? Senin çocuk bile bile lades olmuş. Bu şapkadan o tavşan çıkar ancak. İlmi... Yapıcı oluyorsun. Kalbim kırılıyor. Çilek ile Fiona. Biliyorum ama benim yeşil çirkin devle konuşmam lazım. Özel. Hani bir tek ben seni öyle çağırıyordum. Özelimizi mi anlattın Hayriye? Sana mı dedin lan Hayriye diye? Bana demiş olamaz herhalde. Büyük İlmi'ye Hayri diyecek kadar aşk sarhoş mu oldu bu kadın? Çok mu ceza içtiyse Mabudi? Bebeğim, Mabudem. Hadi sen eve git. Ben erken geleceğim. Aa. Gene mi demedi? Bir tek İlmi mi sabırsız lan bu konuda? Amma da triple ha. Anlat İlmi. Ben çay bahçemin peyzajı için servet arayacağım. Sahilimde yok diye garabatak getirteyim. Onlara yuva yaptırtayım. Sonra vicdansızın biri yakalayıp yesin. Kulağa nasıl geliyor acaba? Olası. Gayet etli bir yaratık karabatak. Belki çirkin ama sinsi bir çekiciliği var. Ulan her etli hayvan yenir mi lan? Karabatak bu, karabatak. Romantizmin simgesi o hayvan. Bak besin zincirinde yeri yok hayvanın, yeri. Al bak, bak. Resmi yok hayvan. Başka hayvanları bile yemiyor ama sen yemişsin. Allah Allah. Beni karşılaştın bu şeylere. Karabatak hayvanını çiğneyebilecek diş yapısı bir tek bende var demek ki. Ya zorla insana kendini öldürtüyorsun ya. Duyan da o hala bir şey zannedecek beni. Hem senin Zeliş de az kanat kıvırmadı ha. Zeliş'e de kız. Yemişsin lan Zeliş'i. Nasıl kızayım? Allah'ım ya. Anam. Bir de isim mi koydun hayvana? Üstelik daha önce gidip fotoğraflarını çekmişsin. Güvenlik kamerasında iğrenç görüntülerim var. İzledim. Kiralık bir katil gibi keşif yapmışsın. Avını tanımışsın. Pusu kurmuşsun. Lan Sezai, denizde yüzen bir hayvanı nasıl yakaladın ya? Senin Zeliş suya daldı. Ben de arkasından suya daldım. Giderken böyle boynundan yakaladım hayvanı. Düşünsene. Karabataksın. Suya dalmışsın. Gidiyorsun. Arkana bir dönüyorsun. Sezai'ye hayvan. Hayvan ne şaşırmıştır ya. Ulan bu adam beni niye kovalıyor diye düşünmüştür. Düşmanı yok çünkü hayvanın. Hiç av olmamış ki. Kaçma duygusu yok hayvanda. Tamam İlmi, tamam, uzatma. Yeter. Bir daha yemeyiz karabatağını. Ya dünyada bu cümleyi kuran ilk insan evladısın. Daha önce gerek olmadı çünkü. Ya denizin barış simgesi o hayvan. Şimdi olimpiyat meşalesini yemekten, Hiroşima barış anıtını yemekten ne farkı var? Allah'ım ne kadar normal bir şeymiş gibi söylüyorsun ya. İnanamıyorum, inanamıyorum. Adam normal bir şeymiş gibi karabatağı yedim diyor ya. Allah Allah. Tadı aynı tavuk tadı. Bak şimdi bak. Besin zincirine karabatağı da ekleteceğim. Bir üstüne de senin resmini ekleteceğim. Bu hayvanın düşmanı bu hayvan diyeceğim. Milli eğitimi de dağıttıracağım. Uğraşacağım, pes etmeyeceğim. Hazmedemiyorum, hazmedemiyorum. Ha? Hem karayım hem etliyim. Benim de boynumu koparıp yemeden ben gideyim. Hilmi senden tırstı. Et onu! Allah Allah. Durduk yere iştahımı açtı ya. Üsküdar sahiline mi insen mi acaba? Ne oğlum bunlar mali? Bayağı koruyorlar seni yani. Helal olsun vallahi. Yok lan. Pişti oynarsak kağıt saymak için burada. Ötekiler nerede? Ya dün 2-3 tek atıp eve öyle gitmiştim. Benim hanım da sinirlenip kim ne içtiysen git onunla yat diye salona yollamıştı beni. İyi. Esi işte beni korumaya gittiler. Ne yapsın bu adam ha? Ne yapsın? 40 yıldır görmediği dostlarıyla iki kadeh parlatmış diye onlarla aynı yatağa mı girsin? He? Böyle bir mantık kaldı mı yenge? Lütfen rica ediyorum ama. Aa. Bu adam kanepede yatarsa beli meli hep kayar. Sonra o kaymış belle sana sıkıntı olur. 40 yıllık arkadaşlarım bakacak o zaman. Gene sen koruyacaksın yenge. Buyur. Hem sen iki tek atıp eve gidince bu adam sana böyle mi yapıyor? Almıyor mu yatağı? Almıyor mu yenge? Ama bu kadar korumayın Turgut'u. Yenge. Aa, lütfen rica ediyorum. Ayıp. Çok şeydi. Çok geniş kapsamlı o zaman bunların koruması. Allah Allah. Ben de mi hizmet alsam acaba? Vallahi bilmem. Bak demin benim it harçlık istedi benden. Gel 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 gel. Little Turgut. Tut tut favori. Acıyor mu? Hayır. Daha sıkı. Şimdi? Hayır. Aferin lan. Hayır. Doğru senin babanın paraları sokakta mı topluyor? Bu gençlik ne hale geldi ya? Ne duyarsızlaştı arkadaş? Bak. Biz senin yaşındayken baba parası falan yemezdik. Giderdik bakkala. Efendi gibi kendi gofretimizi kendimiz çalardık oğlum. Tuttum. Devam et. Bu adam sana her hafta harçlık vermek zorunda mı koçum ha? Bana bak bana. Şişt, bana bak. Alo. Bana bak diyorum. Alo.
Onun aracı artık bizde. Git kendine yeni bir baba bul. Yürü. Devam et. Lan yürü şerefsiz adam. Oğlum sen neye duruyorsun? Tonuç. Vallahi bir daha görmedim çocuğu. En son süpermarkete girerken görmüşler. Haberim yok yani. Çıkar bak. Sana çalıştığımız anlaşılmasın. Ne? Oh! Ah tabii. Ya ver işte anahtarını. Sana çalıştığımız anlaşılmasın. Kitabelerini bulmuş köylüler gibi kala kaldım. Bu ne lan? İyi mi lan bu? He? Oğlum bu iyi mi? Lan oğlum çok ihmal ettik lan seni biz. Kaçıncı sınıftın sen? Okumayı yeni mi öğreniyorsun? Yok baba, öğretmeni unutmamak için sık sık tekrar edin dedi. Ben de temele indim. İyice hakim olacaksın yani okumaya. Başımıza alim olacaksın. Başka ne dedi doktor? Hey, öğretmenin ne dedi başka? Vallahi durum sandığından iyi. Matematikçi fene yeteneğin var dedi. Siktir et dedi matematik. Allah Allah. Fenci de esas Türkçe senin olayın. Feni boş ver dedi. Allah Allah. Türkçeci coğrafyaya, resimci müziğe, bedenci din bilgisine yeteneğim var dedi. Benim derslere gelme bile dedi baba. Tahmininden daha yetenekliyim. Şerif abi. Target. Sezai'yle. Ne diyorsunuz şimdi beyler? Kovalım mı mahallede? Kahvede bunlar beni ters çevirdiler İlmi. Kadınımdan başkası ters çeviremez beni. Yakarım adamı bilirsin. Yakarsın. Bilirim. Ya ben böyle şey görmedim İlmi. Adamlara dükkanı koruyun dedim. Çöplükte ne kadar demir hurda varsa toplayıp satıp parasıyla dükkana sigorta yaptırmışlar ya. Ya beni koruyun dedim. 4 torba prezervatif çalmışlar getirmişler. Ah! Tergit! Acemiler işte. Sezai'yle. Çıraklığını hatırla. Hani acıkmıştın da Gresyan'da patates kızartmıştın lan. Ya tamam da İlmi, hiç mi ilgi alakalar olmaz ya? Kimse mi tutmamış ellerinden ya? Hatırlamıyor musun? İçip içip bize anlatırdın. Sen bu mesleğe milletin odalarını anahtar deliğinden rotlayarak girmişsin Targıt. Sen bunu deme bari. Sen. Ben. Evet sen. Evet ben. Karınca görsen taneyle toz şeker satmaya kalkan adamsın İlmi. Dördür. Niye koruyorsun bunları bu kadar? Hı? Niye merhamet gösteriyorsun bunlara? Hı? Var bu işte bir bit yeni. Onları da kendime giriyorum Sezu. Tabii tabii. İlk zamanlarımı, gençliğimi hatırlıyorum. İlk milyonumu kazandığımda hatırlıyorsundur beni. Sermaye yapacağıma gidip salak gibi sakız almıştım kendime. Hala o salaklığımı hatırlamak için saklarım. Ne milyonu lan? Eski para ya. Önemli değil o. Yaklaşın beyler. It was my 13 years on a cold winter's day. Winter take the horse. Daygırık, daygırık, daygırık. Summer is coming beyler. All right. Ne anladın da all right acaba? Yani? Yani bize gözü kara, bileği kuvvetli, aklı eksik adamlar lazım. Kalsınlar, kullanırız, ihtiyacımız olur. Bir de böyle düşünün. Kalsınlar. Bizimlesiniz. Fakir ama gururlu bir motor ustası vardı. Saatler, saatler önce mesleki birikimini içe saymıştınız. Kalabalıklar içerisinde örselemiştiniz. Hatırladınız mı? Ben. Ne zaman örseledik ya? Hatırlamıyor da.
Sabahleyin kahveye geldiniz, motor ustası gerek dediniz de yüzüme bakmadınız ya. Beğenmediniz beni. Orada mıydın sen ya? Biz televizyona bakıyorduk. Lan beğenmediniz ya beni. Duygularımla oynadınız benim, alay ettiniz. Ne diyor oğlum bu? Ben hiçbir şey anlamadım. Asma yap. Ulan hırs yaptım, sırf intikam alacağım diye gittim. En pahalısından dönen koltuk aldım. İtliğine mi hatırlamıyorsunuz lan? Duygularımla oynadınız ya sabah. İşte şimdi intikam vakti. Gel, gel kucağıma gel. Gelin kucağıma. Sezai ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Senin ehliyetin bile yok. Biz hani sen bu dükkanı kara para aklamak için kullanıyorsun zannediyorduk. Paravan olarak kullanıyorsun zannediyorduk. O manada söyledim ben. Sen ne ara motor ustası oldun sen ya? Tahsin abiden tokat yedikten sonra kendimi çok geliştirdim Ali. İlerledim, yol kat ettim. Bir ara zirveye çıktım. Arada biraz takıldım. Oto tamirinde marka oldum. Ama sonra o malum kaza olunca. Ne kazası? Benim olan doğunca lan. Elim eteğimi her şeyden çektim. Küçücük dükkanında küçük hayalleriyle yaşayan küçük bir insan oldum. Aynı sizin gibi. Siktir lan. Silindir lan. Peki yardım edebilecek misin bize? Yapabilecek misin? Takabilecek misin lan motoru arabaya? Oturmuş takarız. Ama sandalyenin parasını sikke sikke alırım. Af buyur. Kuruşu kuruşuna alırım yani. Kaç para verdim lan gizem yapacağım diye ben bu sandalyeye? Ben Sezai Usta. Size burada bir dalarım. Dönüp arkama bile bakma. Çıkma şimdi. Çıkmıyorsanız çay söyleyeyim. Olur. Hava ne kadar basık ya. Sezai Usta. Şişt. Sezai Usta. Alo. Sezai. Gittim, gittim. Ne var lan, ne var? Ne var oğlum, ne var ya? Rahatsız etmeyin dedik ya çalışırken. Yemek getirdik usta, rahatsız etmek falan yok. Sıcak sıcak pide. İntikam soğuk, pide sıcak yenir. Kill Bill Volume 2. Hadi bakalım afiyet olsun, nasıl gidiyor? Hayırlı akşamlar yenge. Siz benim dehamdan şüphe mi ediyorsunuz lan? Öyle bir şey varsa söyleyin, bırakayım motorla uğraşmayı. Olur mu öyle şey usta? Mutlaka sen en güzelini bilirsin de. Sen bir gün dedin, gün bitti. Haftaya kesin dedin, hafta geçti gitti. Yani göstermiyorsun da biz görmek istiyoruz. Gerildik biraz. Vallahi seni bekliyoruz Sezai. Yiğit'le konuştuk, geçler diyor. Birazcık acele etmemiz gerekiyor. Yaz bitmeden bunun haberini mutlaka yapmamız lazım diyor. Ekim'de anlaşmayı imzalarsak Ocak ayı gibi de işte motorun lansmanını yapacakmışız. Yani işin özü senin anlayacaksın. Olursa Ekim'e kadar, olmazsa... Gençler, sanatta acele olmaz bu oğlum. William Shakespeare acele ettiğin olmadı diye hala meşhur adam. Gerçi telifini alamıyor garibim. Notele tasdik ettirmemiş lan. Dünyanın en büyük şairisinin muhasebeyle işim olmamış Kamil. Hadi geçtim onu. Bir Leonardo DiCaprio'nun Mona Lisa'yı çizerken kapısına gelen oldu mu acaba acele et diye? Da Vinci lan. Ne Vinci? Leonardo da Vinci. Kaplumbağa, kaplumbağa. Fıkra mı anlatıyorsun abi? Zamanı mı şimdi? Oyalıyorsunuz beni, lafa tutuyorsunuz. İlham perilerim kaçıyor, sonra yengenizi çağırmak durumunda kalıyorum. Yapmayın, yapmayın. İş bitince çağıracağım ben zaten sizi. Yapmayın be oğlum. Hadi abi, hadi. Yalnız fıkra değildi o. Cehaletin şamar olup yüzüne çarpma haliydi pis cahil. Hadi abi, hadi. Kimlerle takılıyorum? Hava ne kadar basık ya. Ne kadar basık bir hava var ya. Ne kadar basık o. Rahatsız da etmeyin dedi ama. Ya Hilmi kendini ne ara Sezai'nin kapısında beklerken buldu acaba? Borç vermek için ayaklarımı yıkatırdım ben bu fakire. Şu düştüğüm duruma bak ya. Aman be Hilmi, sakin ol ya. Son demlerimi, ses çıkartma. Araba yürürse biz de yürüyeceğiz. Adam bizim için kapandı dükkana. Harıl harıl çalışıyor. Bravo vallahi. Ne bravosu acaba? Ne bravosu? Benim paramla. Benim. Ya bu projede nedense hiç benim paramdan bahsedilmiyor. Varsa yoksa emek. Sıçarım böyle işe ya. Olan Hilmi'nin yavruları ne oluyor? Ben şuna bir bakayım da geleyim. Bak bak. Bir saattir ne yapıyor içeride o ya? Çat 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 diye. Yok herif. İçeriye de teyp koymuş. Sonra ben böyle kolumu böyle dibine kadar sokunca... Allah Allah. Siz ne çabuk geldiniz ya? Anlatsana lan.
Ne oldu kolunu sokunca anlatsana. Kolunu sokunca karabatağı yakalayıp boynunu kopartmıştır. Size iyi. Neredesin sen acaba ha? Neredesin? Büyük Hilmi'yi parça almaya gönderip Şerif abiyle yaramazlık yapmaya mı gidiyorsun sen? İçeri bir de teyip koymuşsun. Ha babam sınıfı mı lan burası? Aklın sıra haşarlık mı yapıyorsun? Senin o aklını alır İbe'yi de açık arttırmaya koyarım. Sırayı da sırayla ne yapılır ya? Sıra gecesi yaparım. Tamam Hilmi. Sezai Usta. Bak istediğin parçayı getirdik. Bak bakalım arzu ettiğin gibi olmuş mu? Dedi. Çevirdi. Bakayım ayağını koydu. Kafası karışık ya bunun. Harika olmuş. Bak ben sana söyledim parçayı bekliyormuş. Sakin ol artık, sinirlenme. İstanbul'da bu işi yapabilecek tek kişidir Sezai Usta. Ya aslında başta ön yargılı yaklaştım. Ama şimdi böyle falan yapınca ikna oldum biliyor musun? Aferin Sezai Usta. Beni bile şaşırttı yani. Ananı! Ne yapıyorsun lan Kleopatra gibi uzanmışsın buraya? Ananı bokunu çıkartma artık Sezai. Tamam ihtiyacımız var, sana da bu nedir yani? Ya sen 1400 tane 1 lirayı bu saçma şey için mi harcattın bana? Katil, para katili, soykırımcı, seyrek dişli kötü adam. Lanet gitsin sana, lanet gitsin anam. Ya isteseydin benim dükkandan o paraya sana bahçe takımı alırdın be ya. Ben nasıl bu tuzağa düştüm ya? Ben nasıl düştüm bu tuzağa ya? Yok şimdi sağlam oldu bu. 3 kişiyi rahat alır. Ben var ya, o paraya 3 kişi tutar, senin dübüründen bafedi, 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 bafedi. Ya tamam artık Hilmi, bırakalım çalışsın. 1400 lira için bu kadar ağlanır mı ya? Sadakamız olsun. Oh, ne kadar rahat sadakamız olsun diyorsun ya. Sanki senin kendi paran. Bu arada dikkatimi çekti. Bana denginmiş gibi sürekli Hilmi diyorsun. Büyük Hilmi'yim ben. Büyük Hilmi'yim. Hangi ara Hilmi oldum acaba? Hı? Hangi ara Hilmi oldum? Bir şey daha söyleyeceğim. Senin ruhun zengin Yiğit. Sende bir iş var. Sen birine benziyorsun. Çıkartacağım. Çok az kaldı. Tamam, hadi tamam. Bana bakın. Daha eksikler var ha. Hepsini almadan gelmeyin. Emrin olur. İstiyorsan bir de canımızı al. Köpek, çeyrek dişli köpek. Sen çeyrek dişli köpek. Ben var ya, seni mahvedeceğim Sezai. Bittin oğlum sen. Geberteceğim seni. Bafileteceğim seni. Bafileteceğim. Sezai, bir tur bineyim mi lan? Bir tur lan biz. O ne kadar güzel ya. Ulan Sezai. Var ya. Şu an itlik kariyer planımın doruklarında oturuyorsun ha. Helal olsun. Vallahi billahi helal olsun. Nasıl süründürüyorsun lan adamları. Estağfurullah abi senin yanında ya. Benimki ne oğlum? Gelene geçene su serpmek, pavyonda para yedirmek. Asıl itilik seninki oğlum, seninki. Abi öyle de şey yapmayalım. Sonuçta orta geldi, gol yaptı. 40 yılda bir gelir böyle orta. Bunu Sabri bile yazardı. Eleştirmek için de söylemiyorum. Sonuçta herkes gol atmak zorunda değil abi. Atma lan içine. Haykır. Ben itim diye haykır. Yaşadığını hisset oğlum, hisset. Abi çok şey yapma. Bağır oğlum, bağır. Ben itim diye haykır. Abi. Bağır lan. Abi. Bağır lan. Abi. Ben itlik yapmıyorum. Beceremedim sadece. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Da bulurum herhalde bir gün. He, bulursun. Ben pavyona gidiyorum. Nasıl sıkıntı ya. Sezai! 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 Ne var lan? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ya şey benim böyle selektör yaptığım kolu var ya, o yine kırıldı ya. Ulan Atari kolu kırar gibi haftada bir selektör kolu mu kırıyorsun sen? Manyak mısın oğlum? Sezai. Oğlum Sezai dedim Morse alfabesinde. Morse alfabesinde bir harf için kaç selektör yapılıyor sen biliyor musun Sezai? Selektörle iletişim mi kuruyorsun lan sen? Daha çok küfür edebilmek için. Morse alfabesiyle küfür etmek çok kolay ya. Sadece M, N, A ve Ü harflerle mınayla 76 çeşit küfür edebiliyorsun. Ama farlar kapalı kaldı selektör kolu kırılınca. Karanlıkta gidemiyorsun tabii. Ne alakası var acaba Sezai? Hilmi ışığa ihtiyaç duymaz. Karşıdaki bana selektör yapıyor, ben cevap veremiyorum. Sanki aklıma bir şey gelmemiş gibi oluyor. Tarih bunu yazmaz Sezai. Yazmaz. İskele arabanda. Sintireyi boşalt. Turnistan. Buduslu mu? Buduslu mu? Al sana köpek. Al sana. Kaptan.
Ne yapıyorsun? Senin lifleri yapıyor hayvan, görmüyor musun? Kaptan, Deniz Feneri o. Fark etmez. Deniz Feneri de olsa büyük ilmi affetmez. Güneş ufuktan doğar, güneş ufuktan doğar. Hey yamula, hey yamula, hey yamula, hey. Deniz Feneri mi lan o? Bakayım. Lan Deniz Feneri'ne çarpacağız. Alarga, alarga. İlmi böyle şeylere gelemez. O ne lan? Ya Sezai ne yapıyorsun Allah aşkına? Senin burada ne işin var lan? Adam. Sezai değil Ali. Ben senin bilinçaltınım. Senin ben mazeretini sikeyim. Kalk git. Gözümü kapatıyorum. Açtığımda gitmiş olacaksın. Şuna kadar sayacağım. Bir, iki, üç. Benden kaçış yok Ali. Lan. Lan! Tövbe bismillah. Beni buraya sen çağırdın. Öncelikle bilinçaltıma girerken ayakkabılarını çıkardığın için çok mutlu oldum. Bir de amana koyayım insanın bilinçaltına daha karizmatik bir insan gelir yani. Ne bileyim Morgan Freeman gelir, Çetin Tekindor gelir. Yemin ediyorum Yılmaz Guruda'ya razıyım biliyor musun? Yalnız Sezai benim bilinçaltıma niye gelsin lan? İşte bilinçaltında vaziyet o kadar kötü Ali. Sen beni niye çağırdın bakalım? Çağırdın diyor ya. Ben seni niye çağırayım oğlum? Arkadaş işte insanın kafası büyük olunca demek ki. Ulan kolum. Sen çağırmasan benim burada ne işim var Ali? Allah'ın aşkına şu sesini bir değiştir ya. Kafa ne kadar güzel ya. Neyse anlarız. Otur. Otur oğlum. El ver. El ver. Ne yapıyor bu çocuk ya? Ulan şunun ikisini zeka yarışmasına falan sokacak olsak bizim oğlan turu penaltılarda falan geçer herhalde. Vallahi Sezai senin oğlan sanki başka familyadan aramıza yatay geçişle katılmış gibi. Alınmaca yok. Yok ulan ne alınacağım ya. Sezai bu düveni için düveyle çalışan araba mı yaptın yoksa sen? Sen konuyu tamamen yanlış anlamışsın ya. Kurban için şimdiden aldım Hilmi. Genç olduğuna bakma bayrama kadar büyür bu Hollanda yine. Ulan yıllardır Türk futbolunda oturmayan altyapı sistemi kurban sektöründe tıkır tıkır işliyor. Adam kurban için Hollanda'dan genç yetenek getirmiş ya. Yok lan bunların yerleri daha ucuz da bunun için süt de veriyor dediler. Bayrama kadar sütünü de içeceğiz. Beraber mi içeceğiz? Hilmi bunu beğendi. Sezai, senin bu yaptığının altyapıda yetiştirdiğin sporcuya antrenmandan sonra gidip ışıklarda cam sildirmekten farkı yok biliyorsun değil mi? Mevkisi ne lan bunun? Sola çık! Allah Allah! Nereden anladın ya? Lan oğlum sola geç sola! Çitmesi pek sert bunun! Geçen gün böyle böğrüme vurdu, eğir beylerim açıldı zannettim. Muhtemelen bunun mevkii sağ bek. Ama sağması bek bereketli oluyor ya. Çiftesi çok pek diyorsun yani. Bakayım, bakayım. Bir şey değerlenmeden ucuza almak benim uzmanlık alanım. Ama ufkumu açtın size. Teşekkür ederim. Hollanda yine. Arjen, Robbensiz siz bir hiçsiniz oğlum hiç. Gerisi tırıvırı. Nerede o eski kulitler, bombastınlar, rekatlar? Kime diyorum? Hoşçakalın. Allah Allah. Gitti gene. Hazırsan seni geçmişte bir yolculuğa çıkaracağım. Çıkar lan. Tamam, 5 yaşına götüreceğim seni. Değil mi? 5 yaşına götür amına koyayım. Babam öleli 3 ay olmuş. Yüzleşmediğim kaç tane travmam var. Sen beni çocukluğuma götür. Bu mu yani bilinçaltı? Sana ne lan? Sana ne? Ben 5 yaşına götüreceğim. Sen beni askerliğe götür. Hatta sen beni liseye götür. Orası daha fenaydı. Hayır arkadaşım. 5 yaşına gideceğiz. Arkadaş tutturdu ya. Kısa mesafe götürmeyen taksici gibi. Bu nasıl bilinçaltı? Bu ne lan? Gelmiyorum lan. Gelmiyorum ne lan? O elini çek o elini. Çekmezsem ne olur oğlum? Çek diyor oğlum sen. Elini çek, elini çek. Bırak beni, bırak. Seni boğarım seni. Ne yapıyorsun oğlum? Kime güveniyorsun lan sen? Sen bunu hangi ara giydin lan? Ya bir ara gezmeye çıkmıştım. Giydim işte. Tamam. Bırak tamam. Arkadaş insan bilinçaltıyla böyle yaka paça dövüşür mü ya? Sen nasıl bir insansın? Hadi sonra da bilinçaltı niye Sezai? Ya tamam işte sen de şey yapma birazcık abarttın evet. Büyük tepki verdin tamam. Ya tamam ya tamam. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Ya nereye gidiyorsun? İnsanın bilinçaltı kendine küser mi oğlum?
Tamam lan 5 yaşına gidek. Beylikdüzü'ne gitmem. Başka nereye istersen giderim. Ben seni 5 yaşına götürmeyeceğim. Aslında yapmayacaktım da buna. Gel bakalım. Buraya niye geldik şimdi biz? Karını aldatmaya karar verdiğin gündeyiz Ali. İşte bugüne kadar hayatımda hiçbir kadın benimle ilgilenmemişti. Evlendim 3 ay sonra bir kadın bana gülümsedi. Hanımefendi, buranın neyi meşhur acaba? Adım gibi de biliyorum ha. Hiçbir şey meşhur değil anasını satayım. Bilmem ki. Menemeni diyorlar ama. İşte şimdiki aklım olsaydı basıp giderdim. Öyle mi? Ali Özdemir. Gider miydin? Daha ilk soruda her şeyin boka saracağını bilmiyor muydun yani? Bilsem ne abi? Sen var ya, hayatımda gördüğüm en büyük yalancısın lan. Bütün büyük yalanlarını da kendine söylüyorsun. Vallahi şu an arkadaşın kendisiyle polemiğe girmek istemiyorum. Basıp gidebilir miyiz lütfen? Zaten sıkıntıya geldin mi hemen kaç amına koyayım. Hemen kaç. Babam senin şu halini görse var ya. Babamı karıştırma bak. Kendisi bir şey göremez. Bu olaydan 6 ay sonra Hakk'ın rahmetine kavuşur. Ne? Ölüyor mu babam? Şerefsize bak ya. Kendi hayatından bana spoiler veriyor. Şerefsiz sensin lan, şerefsiz. Ağzını bozma siktir git, seninle muhatap olmak istemiyorum. Sen git karını aldat, hayatını mahvet. Zaten motor işini de beceremiyorsun. Yüzüne gözüne bulaştırıyorsun her şeyi. Hiç parasız, babasız, karısız kalıyorsun. Kendi evinde sığıntı oluyorsun. Senden nefret ediyorum. Allah senin belanı versin köpek. Sağ koluma vurma, uyuşup ağrıyor. Ne vuruyor oğlum? Lan bilinçaltımıza vurdun lan. Lan bir dur lan mal. Bir şey oldu mu? Bir şey var mı? Bakışlar burada. Bakışlar burada. Ben neredeyim? Sen kimsin? Adam. Bilinçaltı muhafızasını kaybetti. Nasıl ki? Çaktırma lan vakit kazanıyorum. Ne vuruyorum oğlum? Ne vuruyorum lan? 3'e kadar sayınca tamam mı? Ne vuruyorum lan? 1, 2... Şükrü abi panter gibi kalecidir. Bizim penaltıları hayatta yemez. Yani birazdan bilinçaltında neyi var, neyi yok göreceğiz. Hiç denemedin bile gol atmayı Ali. Direkt kucağına yolladın. Evet beyler, 2 alır. 6 diyorum. Pangalt. Pas. Vay pas. Sürekli başaramayacağımı düşünüyorum. Mesela şu elde karoyu koz yap, 9 temiz. Çoğu zaman öylesine bırakıyorsun Ali. Düşün Ali, o gün niye burada yalnız oturuyordun? Düşünüyordum zaten. Neyi? Evliliğimi ne zaman yüzüme gözüme bulaştıracağımı düşünüyordum. Seni bana bahşettiği için Allah'ıma her gün şükrediyorum Ali. Allah'ım seni bana bağışlasın. Ah Ali Özdemir, ah! İşte bu cümle hayatımda birinin bana söylediği en güzel şeydi be. Malım işte, mal. İnsanın kendini bilmesi güzel bir şey tabii. Peki, icattan vazgeçtiğiniz anları hatırla Ali. Vazgeçme fikri hep ilk kimden çıkıyordu? Hayat kuramıyor bacımız. Bizim yüzümüzden biz hala hayat peşindeyiz anasını satayım. Belki de budur işaret lan. Ha? İcadın kaybolması belki de işarettir. Metin Özdemir olaya bir de buradan bak. İcat? Ne icadı aslanım? Ha? Ne icadı abisi? Hadi abisi. Hadi abisi. İcattan da vazgeçmeye çalıştım. İcada kapıldıkça başarısız olursam çok üzülürüm diye korktum. Fırsatını bulduğum her an vazgeçmek istedim. Hep. Peki şu an neden buradayız Ali? Şükriye'den ilk kez burada hoşlanmıştım biliyor musun? Eğer Şükriye'yi seversen sıçıp batırdığımda çok üzülürüm diye de... onu sevemeden kendi evliliğimi sabote ettim. Yola gel. Her zaman başarısız olacağımı düşünüyorum çünkü. Kendime değer vermiyorum ki.
O yüzden de değer verdiğim, beni seven herkesi, her şeyi bilerek kendimden uzaklaştırıyorum. Şükrü'yü de ben bu yüzden kaybettim demek ki. Aklımı sikeyim. Tanıştığım en duru zeytinsiniz Şükriye Hanım. Yutarım. Senin halıya damlattığın salçayı temizliyor Ali. Sana o kadar da oturma odasında yemek yeme dedi. Siz evliyken bu Şükriye seni baya baya seviyormuş ya. Hayatım, halı ıslandı. Ben sana bir terlik getireyim. En ufak bir kızgınlık, en ufak bir sitem var mı? Sınırsız toleransı varmış bu kadının sana karşı Ali. Öyle de ben niye hep rahatsız oldum bundan? Birisi tarafından bu kadar sevilmek insanı niye rahatsız eder ya? Canım. Efendim, Şükriye. Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Kızmazsan eğer sana bir şey diyeceğim. Bak, bugün sonbaharın ilk günü. Eğer bugün dileklerini bir kağıda çizip gece yarısı denize atarsan olurmuş derdi rahmetli babaannem. Ben 20 yıldır hiç aksatmadan yapıyorum. Sen de benimle gelir misin? Ben yapamam ki. Yani resme benim kabiliyetim yok. Beceremem yani. Ya olsun, çöp adam bile çizsen olur. Hadi. Cinal ediyorsun yani. İyi madem. Bak, bu ben, bu sen, bu da iki tane çocuğumuz. Yani Allah ileride kısmet ederse tabii. Bir de bahçeli ev çizdim. Aa, imrendiğim için değil ama yanlış anlama. Yani olursa diye belki. Bir de köpek diledim. Sen ne çizdin? Dilekler söylenmezmiş derler. İyi de ben söyledim ama. Söylemeseydin bana ne? Ben de kayık yapacağım. İşte. Olduğu kadar. Allah'ım seni bana bahşettiği için her gün şükrediyorum Ali. Allah seni bana bağışlasın. Niye ağlıyorsun Ali? Her şeyi bok edeceğimi bile bile anlattım karımı. Kendi ellerimle kendi evliliğimi sabote ettim. Şükriye, özür dilerim Şükriye. Allah benim belamı versin. Her mutlu anın içinde bir huzursuzluk yaratıyordu Ali. Niye yaptım ki? Kendi evliliğimi durup dururken niye mahvettim ki ben? Niye yaptım ki? Barı yanık Anadolu çocuğu. Fezayı bak. Var yanık. Ana. Bu ne lan? Bu benim yansımam değil lan. Bunlar ne lan? Lan! Lan! Bunlar ne lan? Ne oluyor lan burada? Ne olur oğlum? Sezai, Yozgat Serabi'nin resmi yüzü olmuşsun. Hayırlı olsun. Yozgat'ta seramik ne gezer lan? Ya biz de o yüzden kızamıyoruz ya heriflere. Şu surata bak lan, şu çirkinliğe bak, çirkinliğe. Eldeki malzemeyle bu kadarını yapabilmişler. Bisküvi koyuğu bile var, bisküvi koyuğu. Eğer çay, şekerli çay istersen şekeri de koyacak. Gel burası. Ben de cüzdanımı, cep telefonumu koydum. İkide bir masada unutuyordum. Bu çok iyi oldu. Ulan günün birinde heykelimi yapacaklar diyordum da kafamdaki bu değildi ya. Bu benim kafam olmuş. Yine de çok güzel lan. Çok hoşuma gitti lan bu. Kafa ne kadar güzel ya.
Ciddi misin lan sen Sezai? Kıskanmayın oğlum, kıskanmayın. Sizin bardağınız var mı? Var mı sizin bardağınız? Sizin bardağınız var mı? Yok. İnce belliyle mi içeceğiniz, Sezai'liyle mi içeceğiniz diye soracaklar. Genç kızların çeyiz takımına gireceğim. Pamuklara sarıp sarmalayacaklar beni. Ta ki o en özel güne kadar. Taksitle, senetle satacaklar oğlum beni. Gurur duyuyorum oğlum kendimden. Rahmetli babam olaydı da bu günleri göreydi ya. Adamla dalga geçeceğiz diye dünya kadar para harcayıp kupa yaptırdık. Sevindi bu. İşte biz de itlik yapamayan adamlarız aslanım. Hiç unutmuyorum bak, daha acemiyim. Gözleri görmeyen bir adamı arabayla çarptım. Adamın gözleri açıldı lan. Hala duacım biliyor musun? Biz kazara bile olsa insanlara zarar veremiyoruz abisi. Ne zaman kavga eden birilerini görsem, iki yumruk atmak için aralarına dalsam, ayıran adam geldi diye öpüşüp barışıyorlar anasını satayım. Bizim hamurumuzda yok. Ben kaçtım dükkana. Sen? Ben şey, eş yengenle yemeğe gideceğim. Çok ısrar etti. Ben de kıramadım şimdi yani. Kızcağızın bir sorunu var belli ki. Yüzüne vurmayayım dedim. Ona gideceğim yani. Kardeşim. Kardeşim elinle kopart ye. Elinle kopart ye. Huylanıyorum. Kuş muyum lan ben? Benim ağzımdan besleniyor mu? Elinle kopart ye. Elinle kopart. Elinle. El. El. Bak ya. Adam yaladı yuttu beni ya. Var yanı Anadolu çocuğu Sezai, var yanı Anadolu çocuğu.